Samsun Spor bugün yeni teknik adamıyla yeni bir anlayış hastanındaydı. İki tane uzun boylu 9 numarayla direkt oyunlarla hem bizim boyumuzu uzatmaya çalıştık takım boyunca hem de direkt toplarla ikinci topları kovalayıp hücumu gerçekleştirmeye çalıştılar. Bizim bugün bardağın doğu tarafından bakmamız gerekirse eğer ilk yarıda dominant bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece bir iki ufak asistansıyla kaybettiğimiz toplardan 2-3 tane kalemizde şut yedik. Onun dışında maçın genelinde aslında rakibe çok fazla pozisyon vermedik ama fazla ceza sahasının üzerinde şut attık. Yani 6 maç oynadık şimdiye kadar. 4 tanesi deplasman. Önümüzdeki hafta Antalya maçı da deplasman. Yani bayağı yoğun ve zor bir fikstürden geçiyoruz bizim için aslında. Yine bardağın doğu tarafından bakmak gerekirse iki büyük takımla oynadığımız maçı çıkarırsak eğer 4 tane sıralamada altımıza almamız gereken veya onu hedeflediğimiz rakiplere karşı oynadığımız 4 maçta gol yemeden deplasmanda 3 tane maç oynayıp şu an 8 puana ulaşmış bulunuyoruz. Yani bu Başakşehir standartları için bence yeterli değil. Biz daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasını hayal ediyoruz. Fiziksel olarak gelişmek zorundayız. Yükleniyoruz oyuncularımıza. İlk yarıları genelde iyi oynayıp 50-55'ine kadar sonra biraz oyundan düşüyoruz. Onun çözümünü bulmamız gerekiyor yani. Bunun zaten çözüm fiziksel antrenman kalitesinde. Onun dışında maçın hakkı bence beraber gitti. Bizim Figueiredo ve Pelkas'la ceza sahasının üstünde uğramadığı iki tane iyi pozisyonumuz vardı. Rakibin de yan ortalarda veya ceza sahasının dışından şutlar aradığı durumlar vardı. Bence maçın hakkı beraber gitti. Samsun Spor'u bundan sonra başarılar diliyorum. Sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam tebrikler Büyükbaşı'nın Selçukkaya Halk Gazetesi. Hocam bu yıl Samsun Spor'la ikinci kez karşılaştınız. Kayseri Spor'un başındayken de Samsun Spor'a karşı oynamıştınız. Bu maçta ne farklılıklar vardı Samsun Spor'da bir önceki maça göre? Evet, yani aslında şöyle söyleyebilirim. Bugün biraz daha motive olmuş, daha fazla mücadele eden, daha fazla alan kapatıp boşluk vermeye çalışan bir Samsun Spor gördüm. Tabii ki yeni teknik adamın gelmesiyle oyuncular biraz daha motiveydiler. Biliyorsunuz ilk maçlar genelde olumlu yansır. Bence onun olumlu yansımaları sahadaydı. Sahada görüldü. Mücadele anlamında da üst düzey mücadele verdi Samsun Spor oyuncuları. Bizim de 55. dakikadan sonra fiziksel olarak düşmemizden sonra Samsun Spor 60 ile 90 arası biraz bizim de kaldı diyebiliriz. Ben bu teknik adam değişikliğinin belki de Samsun Spor'a yarayacağını düşünüyorum. Hani bundan önce Hüseyin Hoca'ya ile ilgili bir söylemim yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama daha sanki Samsun Spor'a uyan bir oyun tarzı varmış gibi geldi bana. Başka soru var mı? Hocam, Samsun Halk Gazetesi'nden Alper. Hakemi değerlendirebilir misiniz? Özellikle son dakikada bir cezayı pozisyonu vardı. Marius'un düşürüldüğü. Hakem ona es geçti. Yine aynı şekilde Berkay'ın ceza alanına, kendi ceza alanına gönderdiği topu Volkan tuttu. Orada geri pas tartışmaları oldu. Sizce nasıl yönetti hakem karşılaşmayı? Evet. Yani ben çok hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Sahanın içinde kalmaya çalışıyorum. Bazen hatalar biz de yapıyoruz. Oyuncular da yapıyor. Hakemler de yapıyor. Bence daha anlayışlı olmak gerekiyor böyle durumlarda. Evet, bir iki tane tartışma pozisyon vardı ama bence sahanın içinde kalıp oyuna odaklanmamız gerekiyor. Evet, soru var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.